Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Yöremin Tadı programına hoş geldiniz. Mutfağımızda bugün sizlerle güzel bir menü yapacağız. Tabii ki de zamanın en güzel balıklarından hamsiyi yapacağız. Hamsi tam mevsiminde artık istediğimiz kadar tüketebiliriz. Haftada en az 2 defa tüketeceğimiz güzel bir balığımız. Güzel, en sevdiğimiz balıklarımızdan bir tanesi hamsi tavayı bugün sizlerle birlikte burada yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Siz de evinizde hiç zorlanmadan rahat bir şekilde yaparsınız. Birkaç püf noktası ve güzellikleri var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanında da sarı mercimeğimiz var. Sarı mercimeğimizden de güzel şekilde bir sapsarı mercimek çorbası yapacağız. Bizim vazgeçilmezimiz balıkla birlikte tükettiğimiz güzel bir çorbamız, mercimek çorbamızı birlikte yapacağız. Hemen başlayalım. Mercimeği hemen ocağa koymak ile başlayalım. Sonrasında da balıklarımızı hemen hızlı şekilde dizmeye, baharatlamaya, lezzetlendirmeye başlayacağız birlikte. Evet, tenceremizi ocağa koyduk. İçerisine mercimeğimi döküyorum. Burada kaynayan suyum var. Kaynayan suyumu da hemen içerisine ekleyeceğim ve bu şekilde hızlıca mercimeğimi haşlamaya başlayacağım. Evet. Güzel. Mercimeğim haşlandıkça o gazı, köpüğü çıkacak. Bu esnada da her çıkan köpüğünü alacağız. Hızlı şekilde pişen bir çorbamız olacak. Fokur fokur kaynayacak. Daha önce yıkanmış, temizlenmiş mercimeğimi hemen suyun içerisinde gönderiyorum. Sarı güzel şekilde hazırlayacağımız bir mercimek çorbamız olacak. Çeşitleri olur illaki. Mercimeğin renginin ne kadar sarı olması bizim için önemli. Çünkü sarı bir mercimek çorbası yapacağız. Detaylarını sizlerle paylaşacağız. Diğer kırmızı mercimeğe nazaran daha güzel rengi çıkıyor diyebilirim. Bunu da değişiklik amacıyla kullanabilirsiniz. Bu sarı mercimek çorbası yapacak olursanız tabii ki de salça kullanmıyorsunuz. Salçanız olmadığı için de mercimek tadını daha böyle keskin, daha güzel alabiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Evet, hemen benim balık tavam var burada. Güzel şekilde hazırlayacağım. Hamsilerim var. Ayıklanmış şekilde hamsilerim var. Bunları hemen unlayacağız. Güzel şekilde dizmeye çalışacağız. Evet. Mısır unum var. Mısır unumu hemen karıştırma kabımın içerisine ekliyorum. Buradaki püf noktalarımızdan bir tanesi de şudur sevgili izleyicilerimiz. İçerisine birazcık kırmızı toz biber ve tuzu burada harmanlıyoruz. Un ile birlikte sonra balığı içerisine alıp bolca unladıktan sonra tavamıza dizeceğiz birlikte. Birazcık daha mısır unu kullanmak istiyorum. Evet, içerisine tuzumu ekliyorum. Biraz sonra size bu mısır unumun da rengini paylaşacağım. Evet, tuzumuzu da attık. Evet, şimdi içerisine kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Normalde bu tarifler içerisinde olmayabilir ama bunu sizler için, güzel renk için sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Kaynamaya da başladı mercimeğimiz. Üzerine oluşan köpükleri söylediğimiz gibi alıyoruz. Evet. Hem bu şekilde üzerine çıkan köpükleri alıyoruz ki taşmasını engellemek için. Evet. Hemen şöyle birazcık daha kırmızı toz biber eklemek istiyorum. Size rengini güzel şekilde göstereceğim. Evet. Hemen bir yemek kaşığı ile karıştıralım. Evet. Bu sarı mısır unumuzu ne yaptık? Kırmızı toz biber ile birazcık renklendirdik. İçerisine tuzunu da ekledik ve pişme esnasında daha böyle kırmızı, içi bembeyaz olan bir balık yapacağız. Çok güzel. Evet, bu sarı olan unu ne yaptık? Kırmızı toz biberimiz ile güzel şekilde birazcık
renklendirdik. Hafif turuncumsu hale geldi. Burada şimdi balıklarımızı içerisine atacağız ve güzel şekilde unlayacağız. Güzelce dizeceğiz. Güzel bir balık tavağı yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet, hemen hızlı şekilde şöyle balıklarımdan içerisine alıyorum. Fırında da yapabilirsiniz. Kesinlikle aynı usulü deneyebilirsiniz. Beyaz un kullanabilirsiniz. Normal buğday unu kullanabilirsiniz. Yine içerisine kırmızı toz biber ile renklendirerek yapacağınız güzel bir balık olacaktır. Evet, çok güzel. Şimdi artık bunu güzel şekilde dizeceğiz. Balığımızı kuyruk kısmı arka tarafa doğru gelmesini istiyoruz. Şu şekilde güzelce dizeceğiz. Evet, diğer yandan da mercimeğimiz pişmeye devam ediyor. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Balığımızı bu şekilde dizmeye devam ediyoruz. Her yerinin unlu olmasına dikkat ediyoruz bu hususta. Ne kadar unlu olursa balığımız da o kadar lezzetli olacaktır. Tabii ki de artık hamsinin kendine özgü tavaları da çıktı. Arkalı önlü tavalar, mangal teli gibi. Bunları da oldukça kullanabilirsiniz. Oldukça güzel olacaktır. Pişirmek adına daha rahat edeceksinizdir. Evet. Balıklarımı hızlı şekilde diziyorum. Bununla iki parti yapmayı hedefliyorum. Çünkü arasına da güzel şekilde bir soğan koymak istiyorum. İki tava yapmak istiyorum. Bu yüzden oldukça hızlı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Çok güzel. Şöyle biraz daha sık dizerseniz balık piştikten sonra birazcık çekilecektir. Bunun da şeyini bozmamış oluruz. Şeklini bozmamış oluruz. Evet. Mercimeğimiz de diğer yandan hızlı şekilde pişmeye devam ediyor. Evet. Akşamına yapacağınız çok güzel bir balık tavağı olacaktır. Tuzunu söylediğim gibi unumuzun içerisine ekliyoruz. Hem karışması ve güzel şekilde dağılması bizim için önemli. İçerisine de bir miktar kırmızı toz biber atıyorsunuz. Bu da balığımızın daha lezzetli olmasını sağlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Tamamıyla birinci tavamızı hazırladık. Şimdi hemen ikinci tavamıza geçmek istiyorum. Evet. Aynı ebatlarda ikincisini de dizmek istiyorum. Bunu da güzel şekilde pişirerek tamamen üzerine gelecek ve sanki balık keki gibi sunacağız. İnanın bu hamsi o kadar güzel bir ürün ki her şeyini yapıyor Karadenizli hemşerilerimiz. Her şeyini türetiyorlar. Daha öncesi programlarımızda hamsili pilav yapmıştık. Dilerseniz YouTube üzerinden bizlerin yapmış olduğumuz diğer menülerimizi de izleyebilirsiniz. Evet.
Bugünkü yapacağımız menüyü bir gün öncesinden Kaymak Instagram sayfamızdan da paylaşıyoruz. Oradan da bizi kontrol edebilir. Bizimle yapmak istediğinizde malzemelerinizi temin edebilir. Birlikte aynı anda canlı yayında birlikte yapabiliriz. Olur da aklınıza takılan bir husus olacak olursa da direkt WhatsApp üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Evet. Hemen hızlı şekilde dizmeye devam ediyoruz. Sadece bizim zamanımızı alacak husus bir ayıklama hususu, bir diğeri de bu şekilde sarma dizme usulümüz. Evet. Şöyle birazcık da üzerine bastıralım. Pişirme esnası da oldukça güzel oluyor. Kesinlikle çok keyifli. Çevirmesi, pişirmesi oldukça da güzel oluyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. İzlemesi de bir o kadar keyifli. Bir anda bir bakarsınız. Hemen bitivermiş. Evet, son haline geldik. Artık iki tava balığımız hazır. Diğer kısımlarını da sonraki programdan hemen sonra hazırlayacağız. Evet, mercimeklerimiz haşlanmaya devam ediyor. Evet, bu esnada üzerine çıkan bu köpükleri de almayı ihmal etmiyoruz. Çünkü bu pişerken çıkardığı gazlar bizlere birazcık dokunacaktır yedikten sonra. Evet. Pişmeye devam ediyor. Şimdi artık balığımızı pişirme zamanımız geldi diyebiliriz. Çorbamızı daha büyük bir yere alalım. Çok güzel. Burada kaynamaya devam etsin. Balığımızı hemen ocağa alıyoruz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yağlandırabilirsiniz. Şu şekilde balığımızın üzerine yağını gezdiriyoruz. Altı kısık şekilde yavaşça pişmeye bırakıyoruz. Evet. Altı ortadan birazcık daha kısık şekilde pişmeye bırakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Çorbamızı diğer tarafa alayım sizin daha net görmeniz için. Ocağımızı birazcık kapatıyor olabiliriz. Evet. Bu şekilde balığımız yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Güzel. Şimdi balığımızın yanında olmazsa olmazımız soğan salatamız oldukça önemli. Evet. Altı kısık kendi piştikten sonra salacaktır. Bu şekilde hazırlayacağımız güzel bir balık olacak sevgili izleyicilerimiz. Evet. Mercimeğimize birazcık daha su ekleyelim. Çok güzel. Yağ her yerine dolaşsın diye hafiften şu şekilde kaldırıyoruz. Yağ her yerine ulaşsın. Evet. Gördünüz mü o pembemsi, o turuncumsu görüntüsü oldukça güzel gözüküyor. Balığımızın yavaşça kızardıktan sonra da inanılmaz muhteşem görüntüsü ve tadıyla
mest edecek bizleri. Balığımız dengeli şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet. Daha büyük bir tavada çift sıra dizerseniz daha büyük bir tava yapmış olursunuz ama bir porsiyon için bu yeterli diyebiliriz. Bir kişi rahatlıkla bu porsiyonu bitirebilir. Tabii ki de balık yiyen doymaz. Öyle değil mi sevgili izleyicilerimiz? Balığın yanındaki yediğimiz garnitürler bizi doyuruyor açıkçası. Bu yüzden de yanına kesinlikle salata yapmayı ihmal etmeyin. Böyle çorba kesinlikle yanında bulunmalı. Evet, çok güzel. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum alt kısmını. Çünkü çok çabuk pişecektir. Alt kısmını kontrol ediyorum. Evet. Artık çevirebiliriz. Bu esnada biraz daha dikkatli olmanızı öneririm sevgili izleyicilerimiz. Eğer tavanız yoksa elinizde çevirecekseniz bu fazla olan yağlarını kesinlikle şu şekilde süzdürmeniz ve almanız icap ediyor. Ocaktan kaldırıyorsunuz. Şu şekilde fazla yağını burada biriktiriyorsunuz. Evet. Sonra bu yağı şu şekilde bir küçük kaşık ile almamız gerekiyor ki çevirme esnasında yağımız bize rahatsızlık vermesin, bizi yakmasın diye. Evet, şöyle fazla yağını alıyorum. Çevirme esnasında bizi rahat ettirecektir. Herhangi bir yere de sıçrama olmayacaktır. Bu yüzden bu şekilde yavaş yavaş o koyduğumuz minimum yağı tekrardan alıyoruz. Evet, çok güzel. Gördüğümüz gibi o koyduğumuz yağı alıyoruz. Şimdi üzerine tabağımızı kapatıyorum. Ve çeviriyorum. Çok güzel. Tabağıma birazcık tuttu. Bu yüzden mutfakta oluşan küçük pürüzler diyebilirim. Bunlar için. Evet. Şu şekilde önce birazcık oynatalım. Sonrasında kaldıralım. Daha öncesinde unutmuştum. Bu tavamızda yine bir krep yapmıştık. Krepi de çıkaramamıştık. Nasıl unutmuşuz? Bazen olabiliyor bu şekilde mutfakta. Küçük aksaklıklar. Evet. Şimdi boşaltalım. Evet. Evet, şimdi artık tamamlandı diyebilirim. Tabağımı tekrardan üzerine kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Son küçük yapışan yeri kaldı. Onu da alacağım. Tekrardan diziyorum. Eski haline geri getiriyorum tabağımda. Evet. Şimdi tekrar üzerine dengeli şekilde bırakıyorum. Evet. Harika. Şimdi olduğu gibi tekrardan pişirmeye başlıyoruz. Bu üzerinden aldığımız yağı tekrardan, içinden aldığımız yağı tekrardan üzerine şöyle hafiften gezdiriyoruz. Alt kısmının da güzel şekilde kızarmasını istiyoruz. Evet. Mutfakta böyle ufak tefek kazalar olabiliyor ne yazık ki, aksaklıklar olabiliyor ama hiç problem değil. Mutfakta her şeyin de bir çözümü vardır sevgili izleyicilerimiz. Evet, güzel şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Teflon birazcık problem oluşturdu bizim için. Artık bu tavayı artık kullanmak istemiyorum. Unutmuşum, diğer krep yaparken de yapışmıştı. Önceki programlarımızda bakarsanız aynı problemleri yine orada da yaşamıştım. Evet. Hemen hızlı şekilde
pişirmeye devam ediyorum. Bunu servisi için de güzel bir tabak hazırlamak istiyorum. Şu güzel kokular gerçekten mutfakta harika koku. Bu şekilde tavada yaptığınızda mutfağınızda çok fazla koku da oluşmuyor sevgili izleyicilerimiz. Küçük davlumbazınızda, aspiratörünüzde çalıştırdığınızda kesinlikle hiçbir problem olmadan rahatlıkla pişirebilirsiniz. Onu da çalıştırdığınızda mutfağınızda koku dahi olmayacaktır. Evet. Şöyle tekrardan bir oynatıyorum. Birazcık soğuduktan sonra halledeceğim. Diğer tavamı da hemen ocağa koyuyorum. Burada yine balığımı pişireceğim. Diğer tavaya dizdiğimi. Umarım bunda da yine aynı sorunlarla karşılaşmadan pişirebiliriz. Evet, ortalama bu balığımız için 1,5-2 yemek kaşığı kadar yağımızı gezdiriyorum. Evet, balığımızı tabağımıza aldık. Şimdi bunun içerisine güzel şekilde bir sunum hazırlayacağız. Balığımız tekrardan pişmeye devam ediyor. Çorbamız da haşlanmaya yakın artık. Onu da hızlı şekilde pişireceğiz. Balığımızı bir küçük göze alalım. Çünkü biraz daha ağır pişmesini istiyorum. Yavaş yavaş pişsin. Şu şekilde çorbam birazcık daha hızlansın. Hemen onu da sizlerle tamamlayalım. Şimdi sırada soğanımız var. Soğanımızla da güzel bir söğüş hazırlayacağız. Aralarına soğan koyacağım. Sonra tekrardan üzerine bir balık katı daha çıkacağım. Güzel bir sunum hazırlamak istiyorum. Evet, soğanımı hızlı şekilde soyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çorbamızda da o köpürme oluşuyor ama taşma olmuyor. Çünkü fazla olan köpüğü almıştık. Evet, şu burayı görebiliyor muyuz? Evet, bakın olduğu gibi kalıyor. Kesinlikle bir taşma söz konusu olmuyor. Eğer üzerindeki köpüğü almasaydık kesinlikle taşacaktı. Şimdi tekrardan o üzerine çıkan o köpüğü de alıyoruz. Pişmeye son hızıyla devam ediyor. Artık son haline doğru geliyor. Balığımız da birazcık daha yağ istedi bizden. Çok az daha yağ verelim. Evet. Evet, balığımız son hızla pişmeye devam ediyor. Şöyle şeklini de bozmuyoruz balığımızın. Evet, çok güzel. Şimdi soğanlarımızı söğüş olarak hazırlıyorum. Güzel. Şimdi bunun üzerine direkt tahtamın üzerinde birazcık tuz ekliyorum. Bu esnada yoğuruyoruz.
Direkt tahtamın üzerinde. Hiç başka bir bulaşık çıkartmaya gerek yok. Tahtamızın üzerinde şu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Bu esnada içerisine sumağımızı ekliyorum. Çok güzel. Biraz daha bol sumak. Oldukça da güzel olur. Çok güzel. Şimdi bu hazırladığımız soğanlarımızı şu şekilde üzerine ekliyorum. Evet, balığımızı da artık çevirme zamanımız geldi. Onu da unutmayalım. Altı kısık şekilde pişiyordu. Hemen onu da çevirelim. Evet. Tekrardan diğer kısmını da pişirelim güzel şekilde. Tavamızı aldık. Son hızla pişmeye devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde bir soğan hazırlamıştık. Bunu tabağımızın, balığımızın tam üzerine gelecek şekilde şöyle örtüyoruz. Evet. Şimdi diğer pişirdiğimiz balığımız da onun üzerine gelecek ve bu şekilde hazırlayacağımız güzel bir menü olacak. Güzel bir balık tava olacak. Hemen ortalığı toparlıyoruz. Oldukça pratik. Diğer yandan yapacağımız, yarım saat içerisinde hazırlayabileceğimiz harika bir yemek. Evet. Tekrar üzerine çıkan gazları, kefini alıyoruz. Çok güzel. Balığımız artık pişti. Kendi ısısıyla yeterli konumda. Hemen bir blenderım ile çorbamı da çekmek istiyorum. Ona da güzel şekilde bir meyane, bir roux yapacağız. Oldukça güzel bir çorba olacak. Bu yaptıklarımı, bu yaptığımız menüyü uygularsanız kesinlikle ve kesinlikle çok lezzetli yemekler yapmış olacaksınız. Tadına doyamayacaksınız sevgili izleyicilerimiz. Evet, harika. Bir yandan kaynarken diğer yandan da çektiğimiz mercimeğimiz. Evet, çok güzel. Bu kadar yeterli. Hemen bunu kullanım dışına hale getiriyoruz. Çorbamızın artık kaynadığı da yeterli. Bunu hemen öne alıyoruz. Küçük bir tava çıkarıyoruz. Bunun içerisine artık bir meyane hazırlığı yapacağız. Evet, tereyağlı, unlu, zerdeçallı harika bir çorba olacak. Kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye edeceğim bir çorba. Evet, ortalama 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağını ocağımıza alıyorum. Altı kısık şekilde eridikten sonra unumu koyacağım, kavuracağım. Burası oldukça önemli. Her çorbaya kullanabileceğiniz bir roux. Bunun özellikleri var tabii ki de, renkleri, çeşitleri. Tabii ki de bir arabaş çorbası yapacağımızda onu en kahverengi şekilde kullanıyoruz. Biz sarı yapacağımızda da kahverengi yaparsak rengini bozacağız. Bu yüzden de bunu
istemiyoruz. Renginin de güzel olmasını istiyoruz. Evet. Balığımızı da artık hazır vaziyete getirdik. Evet. Şu şekilde. Ortası bol soğanlı iki tava balığımızı hazırladık. Çok güzel. Hemen çorbamızı da hazırladığımızda güzel bir sunum yapacağız birlikte. Evet, tereyağımız eridi. İçerisine bizim normal beyaz unumuzu ekliyorum. Evet. Kavurmaya devam ediyoruz bu hususta. Hızlı şekilde kavuruyoruz. Altı en kısıkta. En kısıkta olmasına rağmen yine alevi oldukça fazla geliyor. Hemen kenara aldım. Bu esnada içerisine hemen zerdeçalımdan ekliyorum içerisine. Kinoa gibi sarı olan baharatları kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet, içerisine de bir paket bulyon kullanabilirsiniz. Bunu da hemen içerisine ekliyorum. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sarımtırak bir roux hazırladık. Evet. Bunu direkt olarak sıcak çorbamıza dökmüyoruz tabii ki de. Soğuk su olması gerekiyor. Onu da hemen hazır vaziyette bulunduruyorum. Önce soğuk su ile topaklanmasını açıyoruz. Unumuzu birazcık açıyoruz. Sonrasında çorbamızın içerisine ekliyoruz. Evet. Önce soğuk su veriyoruz. Evet, çok güzel. Topaklanmasını açıyoruz. Sonrasında çorbamızın içerisine ekleyeceğiz bu güzel meyanemizi. Evet, çorbamızın içerisine olduğu gibi tekrardan ekliyorum. Bu kıvamını da güzelleştirecek. Şimdi artık tuzunu da ayarlayarak çorbamızı hazır hale getirecek. Harika bir çorba oldu sevgili izleyicilerimiz. Evet, artık bu zamandan sonra çırpma teli kullanıyoruz çorbamız için. Çünkü kaşık olmaz. Dibine tutturma olasılığımız var. Çorbamızın içerisine un girdiğinden itibaren kesinlikle karıştırmak zorundayız sevgili izleyicilerimiz. Çok güzel. Şimdi birazcık daha su ilave edelim. Kıvamını ayarlıyoruz. Çok güzel. Hemen hemen 5 malzeme ile hazırladığımız çok güzel bir çorbamız diyebiliriz. Evet, hemen bir limon dilimi de hazırlamak istiyorum balığımın üzerine. Şöyle yuvarlak keseceğim limonlarımı da evet, şu şekilde güzel bir sunum yapmış olalım. Son dokunuşumuzu da bu şekilde verelim balığımız için. Evet, hemen artık çorbam da kaynamaya başladı. Evet, çorbamızın da tuzunu ayarlayalım. Onu unutmayalım. Evet, çok güzel. Çorbamız kaynadıkça özdeşleşecek. Tam istediğimiz kıvamda. Bekledikçe biraz koyulaşacak. Bunu da göz ardı etmeyelim. Evet, şöyle güzel bir kasem var. Bunun içerisinde sunum yapacağım. Evet, şöyle çorbamızı da bu güzel tabağımıza alıyorum. Çok güzel.
Bunun etrafına da çok az pul biber kullanmak istiyorum. Çorbamızın da güzel şekilde sunumunu tamamlamak için. Evet, çok güzel. Yine çorbamızın yanına da bir küçük limon dilimi koyabiliriz. Onu da hemen şu şekilde koyalım. Çünkü çorbamız da bildiğiniz gibi ekşiliği sever. Şöyle hemen şu şekilde şurada durdursak daha güzel olacaktır. Şöyle hafiften ucu da değsin. Evet. Hemen bir küçük yuvarlak daha keselim. Bu güzel sunumlar bizim için iştah açıcıdır. Oldukça da güzeldir. Evet. Şu şekilde hazırladığımız güzel bir mercimek çorbamız da yanında hazır ve nazır sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şöyle ön plana çıkarmak istiyorum. Çok güzel. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle güzel şekilde bir balık tava ve sarı mercimek çorbası ile birlikte olduk. Sonraki programlarımızda tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.